Aytun Çıray, Cumhuriyet Halk Partisi İzmir Milletvekili. Hem bu son tartışmaları kendisiyle konuşacağız, hem de alandaki izlenimlerini almak isteriz elbette. Aytun Bey, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hem Gezici ile hem de Konsensus ile konuştuk. Onlar son araştırmalarını da yapmışlar. Sonuçlarıyla ilgili bizi de biraz bilgilendirdiler. Evet, cenahında biraz daha ivme kazandığına ilişkin tespitleri de yaptılar oylarda özellikle. Bunu yaparken gerekçe olarak da kontrollü darbe girişimi tartışmasının etkilediğini söylediler. Evet cenahının lehine bir etki geliştirdiğini söylediler. Siz böyle bir gözleminiz var mı? Alandasınız, geziyorsunuz, bakıyorsunuz. Bu konuyla da çok yakından ilgilisiniz. Bu sabah çok iyi görüştüğüm samimi iş adamı arkadaşımın işlerinin ekonomisini, kendi hayatını nasıl etkileyeceğini anlamak için yaptırdığı anketi gördüm. %55 hayır. Evet. Bu algı operasyonlarından vazgeçsinler. Bu darbe ile ilgili tartışmalar yeni değil. Evet. Bununla ilgili ben basın toplantısı yapalım. 4 ayı geçti. Yeni söylenen şeyler de değil bunlar. Yani Türk milletinin önünde. İkincisi, Türk milleti burada darbeyi, FETÖ'yü veya başka bir şeyi oylamayacak. Anayasasını oylayacak. Toplumsal mukavelesini oylayacak. İstikbalini oylayacak, istiklalini oylayacak. Bu çatı çökerse hepimizin üstüne çöker. Aslında ne şu partidekilere torpil, bu partidekilere torpil olmaz. Bu anayasayı biz baştan beri anlatıyoruz. Kimseyle kötü bir polemiğe girmiyoruz. Bugün Türkiye'de hadiseler paralel yürüyor. 12 Eylül 2010 referandumunda ne söylenmişse, hangi operasyonlar yapılmışsa şimdi bu referandumlarda aynıları yapılıyor. O zaman da hayır diyeceklere vesayetçi demiş. Darbeci demişler. Zaman, ben hepsini inceliyorum. Bu manşetlere bakıyorum. Yani ne deniyorsa terörist dahil hepsi söylenmiş. Doğru. Düşünebiliyor musunuz ki bir partinin genel başkanı, Türkiye'nin ana muharebet partisinin genel başkanı Sayın Kemal Kılıçdaroğlu PKK tarafından katledilmek istenecek ve o sırada bir koruma görevlisi şehit olacak bir askerimiz ve CHP'yi teröristlerle yan yana göstermeye çalışacaklar. Bu ayıp. Bu haksızlık. Bu ayıp. Bu Türk milletinin bütününe bir ayıp. Bu seçim bir parti seçimi değil. Çağırsızların oylanacağı bir seçim değil. Kemal Bey'in oylanacağı bir seçim değil. Bu milletin istikbalini oylanacağı bir seçim. Biz de diyoruz ki bu kadar yetki tek kişiye verilirse bunun sonu demokrasiyle bitmez. Tayyip Bey'le kain değil. Bu devletin başına Fatih Sultan Mehmetler, Kanuniler de geldi. Deli İbrahimler de geldi. Bir kişiye bu kadar yetki verirseniz bir gün öyle birisi seçilir ki işin altında kalır. Dolayısıyla böyle yeni manipülasyonlarla, kafa çelmelerle Türk milletinin kafasını bugün yeni bir şey vardı. Yani, fark ettiniz mi bilmiyorum Aytun Bey. Cumhurbaşkanı Erdoğan da Çorum'da meydanda söyledi bunu. FETÖ'nün gazetelerinde daha önce Türkiye'de darbe olursa tankın üzerine ilk ben çıkarım diyordu diyor Kemal Bey için. Bugün gazetelerde okudunuz mu? Sabah, Takvim'i falan, A Haber'de falan. Oralarda gördünüz değil mi diyor bütün kendisi görüntüler falan. Bitler nasıl çıktığını. Kendisi hangi tankın üstündeymiş Sayın Cumhurbaşkanı? Ben diyor geldim havaalanında ailemle beraber 3'e kadar oradaydım diyor. Her türlü güvenlik sağlandı. Bilmem kaç bin tane korumayla. Ondan sonra yani o havaalanın dışında mı çıktı güvenlik garantisi olmadan? Ondan sonra birçok şey karanlıkta. Biz şimdi anayasa tartışmaları yapılırken bu konuyu tartışmak istemiyoruz. Biz komisyonda şunları talep ettik. Dedik ki ben televizyonlarda bunu söyledim de bu komisyona Genelkurmay Başkanı ve MİT Müsteşarı bu hükümet tarafından gönderilmezse bu komisyondan siyasilerin, belediye başkanlarının baylok listeleri saklanırsa bu komisyonda 15 Temmuz darbe gecesi olan HTS raporları gizli tutulursa ve bu komisyonda diğer uçuş raporları verilmezse bu komisyon engelleniyormuş anlamına gelir. Bugün bir örtbas havası vardır. Bir yerde örtbas havası varsa bu komisyonla ilgili o zaman kuşku doğar. Açık davranırsanız hiçbir kuşku olmaz. Kuşkuları ortadan kaldırmanın, bunun kurgu olup olmadığını ortadan kaldırmanın bir tane yolu var. Şeffaflık. Bu darbe hepimize karşı yapılmadı mı bu kalkışma?
bu kalkışma sırasında 248 vatandaşımız şehit olmadı mı? Bırakın ben öyle dosyalara, mosyalara, belgeleri falan vazgeçtim. Olgulara bakarım ben, olgulara. Ben devletin bürokrasisini 4 yıl müsteşarlık yapmış bir adamım. Gelip benim külahımı anlatsınlar. Birisi gelecek darbe ihbarında bulunacak. Bürokratlar haber vermeyecekler, keyfi davranacaklar. Haber vermek istedikleri zaman da ulaşamayacaklar. Bunu ölçmek için koruma müdürüne ulaşacaklar. Koruma müdürüne soracaklar, bir sorun var mı? Yok deyince bir daha konuyu açmayacaklar. Ondan sonra Akıncılar hava üstünde çaylar gelsin, çaylar gitsin darbesi. Ya bu nasıl bir şey? Bu darbe kurgu olmasa bile lavaballiklerin arka arkaya geldi bir darbe. Yani burada şimdi ne olacak? Yani bu gerçekleri dile getirenler, milletin hakkını savunanlar, milletin davasını kendi davası haline getirmiş olanlar, darbeye karşı dik duranlar ve aydınlanmasını isteyenler, suçlu örtbas edenler kahraman mı olacakmış bu ülkede? Bunlar boş laf. Bakın Aksakal Paşa ne dedi? Ne dedi? Bırakmasaydınız dışarı, kapatsaydınız dedi Nizamiye dedi. Böylece bir sonuç olmayacak dedi. Evet. Daha bundan öteye ne olacak? Ne belgesi istiyorlarmış bundan öteye? Bir soruyu da sormam lazım Aytun Bey. O da bugün Saygı Öztürk'te aslında ifadelerinizde var ama bu e-mailler konusunda nereden alıyorsanız açıklayın diye bir Adil Öksüz, MİT'çi, işte kontrollü darbe, bunlar hep sufleyle Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı'na söylettiriliyor diye bir iddia da ortada dolanıyor. Size de bir takım mailler geldi. İşte bunu açıklasın dedi Bekir Bozdağ. Kemal Kılıçdaroğlu bizi takip ediyorlarsa Bekir kendileri Bozdağ, açıklasınlar dedi. Bekir Bozdağ şu anda hapiste bulunan... Adını vermek istemediğin yargılandığı için FETÖ terör örgütünün en önemli elemanlarından birisinin müvekkili mi değil mi önce onu açıklasın. Eskiden. Size ne soruyor? Bana söylenen müvekkil, yani o içeride tutuklu olan beyefendinin eşi bana geldi şahitler huzurunda. Ben bunu da komisyona bildirdim. Hı hı. Şahitler huzurunda 17-25 Aralık'a kadar müvekkil dedi. Ama bana gelen bilgi, AK Parti içinden gelen bilgi, 17-25 Aralık'tan sonra da müvekkiliydi, dendi. Bunu açıklasınlar. Bunu bana içeride şu anda cezaevinde bulunan, sanık pozisyonda olan, adını vermem doğru değil, haksızlık olur, yargılanıyor. O şahsın eşi. İkincisi, kardeşim ben Efkan Ala'ya komisyonda sordum. Sayın Ala, bu Adil Öksüz yakalanmış. Yakalayanlar size bağlı kolluk güçleri. Bu şahıs nasıl bırakıldı? Ne oldu dediğinde dedi ki bunu bana ne soruyorsunuz? Adalet Bakanı'na soracaksınız dedi. Çünkü savcılar serbest bıraktı. Hakim serbest bıraktı diye. Yani ya akla mantığa aykırı mı? Bakın Türkiye'de o sırada adalet ne kadar hızlı işliyor. Birdenbire adam yargıya çıkarılıyor. Herkes tutuklanırken bir gecede bırakılıyor. 90 gün bekleyen insanlar var mahkeme önüne çıkamadı o günlerde. Bunlar gayri ciddi. Hep beraber bu Türkiye'ye karşı yapılmış bir darbedir, kalkışmadır. Türk milletinin bütününe karşı yapılmış bir kalkışmadır. Ben miydim 12 Eylül 2010 referandumunda FETÖ ile işbirliği yapıp o referandumu geçirip Yargıtay'a 160 tane hakimi sokan? Kim kime hesap soracak bu ülkede? Böyle boş lafları bırakalım. Şimdi önümüzdeki gündem anayasadır. Oylayacağımız anayasadır. Bu anayasayı daha önce 12 Eylül 2010 referandumunda o anayasayı savunanlar hangi sözlerle savunmuşlarsa şimdi aynı sözlerle savunuyorlar. Anayasayı savunmak yerine, maddelerini anlatmak yerine, bu millete niçin evet vermesi gerektiğini söylemek yerine orada haklılık göremedikleri için bize hakaret ederek, bir takım çamurlar atarak bu işi yapmaya çalışıyorlarsa da bu millet bunu yıkmıyor. Ben size bugünkü anketi söyledim. Ve benim arkadaşım bana bugün ne söylediğine göre bunun da yükselme ihtimali olduğunu söylüyor toplumda. Bugün gittiğim yerlerde bunu gördüm. Yani siz sonuçtan kaygılı değilsiniz anladım. Hiç kaygılı değilim. Hiç. Bu milletin sağlığına sonsuz güvenim var. Pekala. Çok teşekkür ederim. Bu millet bu işin farkında. Bir seçim olmadığını biliyor. Ben söylüyorum gittiğim yerde. Bir kere biz millete gittiğimizde artık parti rozetini çıkardık. Türk bayrağı rozetini taktık. Partiler üstü bir anlayışla bunu anlatmaya çalışıyoruz. Adalet ve Kalkınma Partisi arkadaşlarımızsa istediği zaman partisine yine oy verebilir. Cumhurbaşkanı beğeniyorsa bir daha seçebilir. Ama bu anayasa başka bir şey. Bu anayasa gelirse Türkiye ne yazık ki bölünmeye gidecek. Bu yazıktır, günahtır bu millete.
Ha burada bu anayasada buradan sesleniyorum. Bakınız 22 madde oynamıştık daha önceki anayasada. 2 maddesi Türkiye'yi çökertti. 20 maddesinin biz de yanındaydık. Benim milletim bu anayasada bir madde dahi kuşkusu varsa ondan rica ediyorum hayır oyu versinler. Ama ister evet versinler ister hayır versinler. Hangi oyu verirse versinler bu memleketin insanları saygın insanlardır ve milli irade ve herkes saygılı olacak. Bir de şunu eklemek lazım herhalde. İster evet oyu versinler ister hayır oyu versinler ama mutlaka oy versinler. Çok teşekkür ediyoruz Aytun Çıray. Ben teşekkür ederim. Sağ olun. Cumhuriyet Halk Partisi İzmir Milletvekili Darbe Komisyonu üyesi Aytun Çıray.